Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, bakanlık olarak çok önemli işlere imza attıklarını ve adeta Türkiye'yi demir ağlarla ördüklerini ifade etti. Bu süreçte demir yolları ve raylı sistemler hep odağımızda yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak uzun yıllar taş üstüne koyulmamış bir alanda çok önemli işlere imza attık. Adeta Türkiye'yi demir ağlarda örmeye devam ediyoruz. 2020 yılında da süregelen demir yolu atılımımızı bir üst seviyeye taşımak üzere demir yolu reformunu ilan ettik. Ülkemizi küresel düzeyde bir lojistik süper güç haline getirecek bu reform kapsamında Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı gibi projelerimizle yeni İpek demir yolunun dünyanın tercih edilen bir ticari rotası haline getirdik. Konya-Karaman yüksek hızlı tren hattının test sürüşünü gerçekleştiren Bakan Kara İsmailoğlu, burada yaptığı konuşmada Haziran'dan sonra normal seferlere başlanmasının planlandığını söyledi. Konya-Karaman-Ulukışla hızlı tren hattı projemizin 102 kilometrelik Konya-Karaman kesimindeki altyapı, üst yapı, elektrifikasyon ve istasyon düzenlemeleri tamamlanmıştır. Son olarak da sinyalizasyon test ve sertifikasyon işlemleri başarıyla devam etmektedir. İnşallah Haziran ayı içerisinde tren işletmeciliğine başlayacağız. Hattımız aynı zamanda elektrikli konvansiyonel tren seferlerimizde hizmet verebilecektir. Hızlı tren hattımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kara İsmailoğlu, Konya Karaman arasındaki seyahat süresi 1 saat 13 dakikadan 40 dakikaya inecek diye konuştu. Konya Karaman arasındaki seyahat süresi 1 saat 13 dakikadan 40 dakikaya inecek. Hat kapasitesi de 3 kat artacaktır. Tamamı 237 kilometrelik Konya Karaman Ulukışla hızlı tren hattı projemizin Karaman Ulukışlı kesiminde ise çalışmalar hızla devam ediyor. Fiziki gerçekleşme oranını %76'lara ulaştırdık. Hattımızın bir başka kesimi olan Ulukışla Yenice Mersin Demiryolu hattı projesi de Aksaray Ulukışla Yenice hızlı tren hattı olarak Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüz tarafından yatırım programına alınmıştır. Aksaray Ulukışla Yenice hızlı tren hattında da ihale hazırlıkları devam ediyor.